Zafer Şahin, Yavaş'ın CHP'ye vedası Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş. Küçük Nari'nin Diyarbakır'da vahşice katledilmesi, siyasette taşları yerinden oynatacak bu gelişmenin hak ettiği ilgiyi görmesine engelledi. Oysa Yavaş'ın CHP'nin 7 Eylül'deki tüzük kurultayında kurduğu şu cümle üstü kapalı bir veda mesajıydı. Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim ama bana bir saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz. Bu subliminal veda mesajının öncesi de var. Tarih 2 Eylül 2024. Yavaş yanına hüda da katarak Dem Parti'yi eleştiriyor. Milli bayramlarımız kutlanıyor ancak bu bayramları kutlamayan iki parti var. Bunlara mesafe konulması gerektiğini düşünüyorum. Türk siyasetinde Dem Parti'ye mesafe koymayan, tersine kent uzlaşısı diyerek birlikte yol yürüyen parti hangisi? Yavaş'ın son 10 yılda 3 kez Ankara adayı olduğu ve halen de siyaset yaptığı CHP. Yani kendi partisine ultimatom veriyor. Dem varsa ben yokum diyor. Bu çıkışın iki muhatabı var Özgür Özel ve İmamoğlu. Ankara kulislerinde Yavaş'ın 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, Yıl sonunda CHP'den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu proje o kadar olgunlaşmış ki belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan An itibariyle Yavaş'ı CHP'de tutacak tek siyasi aktör Kılıçdaroğlu. Teşbihte hata olmaz CHP'nin eski lideri okeyde aranan dördüncü gibi. Kimin masasına oturursa onun oyununu oynayacak. Daha doğrusu öne açılacak. İmamoğlu'nun da Yavaş'ın da gözü tam da bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun üzerinde. 2028'de 3 adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun. Zafer Şahin Milliyet Tamer Korkmaz CIA'in Grandfather'ı Türkiye'de ne arıyordu? Eski CIA Başkanı James Woolsey tanıdığım biri, benim arkadaşım. Bunda bir şey yok ki. Onunla kaç kere görüştüm, yemek yedim, misafiri oldum. SBK Holding'in sahibi Firari Sezgin Baran Korkmaz, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki röportajda söyledi bunları. Altaylı, SBK'ya Woolsey ile nasıl tanıştığını sorduğunda ise şu enteresan cevabı aldı. Anlatayım siz de gülün. James Woolsey Galatasaray'ın Florya'daki tesislerini ziyarete gelmişti. Kendisiyle orada tanıştım. Geçmişte Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapan Mösyö Altaylı'nın yüzünü yaşadığı şaşkınlığı müteakip acımtırak bir gülümseme kapladı. Tarihe dikkat. Galatasaray Kulübü'nün 29 Nisan 2015 tarihli Twitter hesabında James Woolsey ile eşi Nancy'nin Metin Oktay tesislerini ziyaretiyle ilgili bir fotoğraf paylaşılmıştı. Dönemin Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın misafirlerle yakından ilgilendiği de not düşülmüştü. Acayip tesadüf. Takvimimizi Woolsey'nin Florya'yı ziyaret ettiği tarihten bir ay kadar geriye sardığımızda İki sarsıcı hadise ile karşılaşıyoruz. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. Tetikçisi halen daha faili meçhul kalan bu saldırının perde arkasında FETÖ'nün yer aldığı ortaya çıktı. 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'nda rehin alınan savcı Mehmet Selim Kiraz. DHKPC'li hainlerce şehit edildi. Aynı gün Türkiye çapında yaşanan 9 saatlik elektrik kesintisinin aslında bir sabotaj olduğuysa sonradan anlaşıldı. Her iki hadisenin de organizatörü FETÖ'ydü. Dikkat buyurunuz. Tüm bu saldırılar 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerden haftalar öncesinde yapılmıştı. O dönemde Büyük Baba Kod adlı eski CIA başkanı Türkiye'de ne arıyordu? Tatile mi gelmişti yoksa mevzu Fevkalade derin miydi? 2015'te 6 ay. CIA'in eski başkanı Woolsey 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe teşebbüsünden saatler sonra CNN International'a konuşmuş darbeyi taktik başarısızlık olarak nitelendirmişti. O yayında uzman sıfatıyla çok ilginç bir detayı izleyicilerle paylaşan Woolsey 2015'in 6 ayını Türkiye'de geçirdiğini söylüyordu. FETÖ'nün askeri darbeye hazırlandığı bir dönemde CIA'in eski başkanı Türkiye'de ne arıyordu ne haltlar karıştırmıştı. Ajanın anonsu. CIA'in kullanışlı elemanı paralel Emre Uslu, Twitter'da kendisine Türkiye'ye dönüş tarihini soranlara Temmuz 2016'da diyordu. Ta 14 Eylül 2015'te bu tarihi veriyordu. Uslanmaz Emre'nin ilk işvereni Vinep'ti. Emre Ajanı İslam düşmanlığıyla öne çıkmış bir kuruluş olan İşbu Washington yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü Wynep'te ilk stajını yapmıştı. Wynep Amerika ile İsrail'in Orta Doğu'daki girişimlerine, operasyonlarına fikri ve siyasi taban oluşturmak amacıyla kurulmuştu. S.B.K'nın yakın arkadaşı James Foley mi Wynep'in danışmanları arasındaydı. Derin ofis. Amerika'nın eski başkanı Bill Clinton'ın Beyaz Saray'daki birinci döneminde ilk iki yıl boyunca 1993-95 CIA başkanıydı Woolsey. Senelerce sonra Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasında üst düzey danışman sıfatıyla yer almıştı. Vaktiyle yaman bir sual. Bir eski CIA başkanı 2015 yılının 6 ayını Türkiye'de geçirdiğini söylüyordu ya, biz de buradan hareketle bu sütunda 22 Ağustos 2018 tarihinde Ver Narkozu başlığıyla yayınlanan yazımızda şöyle sormuştuk. James Woolsey örneğin papaz maskeli CIA ajanı Branson'la bir araya gelmiş midir? Türkiye'deki soldan sağ Amerikanca etki ajanlarının CIA ajanı olduğu gerçeğini ısrarla yok saymaya yeltendiği Andrew Craig Branson, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde sahadaydı. Bingo bu bir nevi cevabı üzerinde sualimizden 4 hafta kadar sonra ne mi olmuştu? James Woolsey'nin başında bulunduğu bir Amerikan heyeti İzmir'e gelmiş ve o sırada ev hapsinde tutulan ajan Brunson'ı ziyaret etmişti. Dönemin Amerika Başkanı Trump'ın en büyük para bağışçılarından iş insanı Tommy Hicks ile Katolik keşiş James McCurry, eski CIA direktörü Woolsey ile birlikte sözde papaz CIA ajanı Brunson'ın serbest bırakılması için devreye girmişlerdi. Derin heyeti uçağıyla Türkiye'ye getiren, onlara eşlik eden ve de ağırlayan kimdi peki? El cevap, Woolsey'nin enseye tokat arkadaşı SBK. Görev tamamlandı. Brunson 12 Ekim 2018 günü tahliye edildi ve apar topar Amerika'ya götürüldü. Başkan Trump tarafından Beyaz Saray'daki şovda ağırlandı. Brunson'un serbest bırakıldığına dair haber ekranlarda son dakika olarak verildiği sırada 007'nin avukatı medyaya konuşuyordu. Onun hemen arkasında siyah gözlüklü bir şahıs, Brans’ın serbest bırakılmasından very happy vaziyette görülüyordu. O vakitler kimsenin dikkatini çekmeyen bu kişi, Mr. Sebeka'dan başkası değildi. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Aydın Ünal, Ya Tahammül Ya Kavga Türkiye büyük bir imparatorluğun bakiyesi ve devamı bir ülke. Cumhuriyet, imparatorluk bakiyesi olmanın dayattığı zorunlulukla herkesi kucaklayan bir şemsiye olmak yerine, Çankaya sofralarında sabaha karşı alınan mahmur kararlarla, geleceğe de öngöremeyerek İstanbul'un Beyoğlu semtindeki insan profilini standart kabul etti ve devletin tüm imkanlarını bu idealin arkasına koydu. 10 yılda 15 milyon genç yarattı Cumhuriyet. 101 yılda her çocuğa enjekte edilen milli eğitim müfredatına köy enstitüleriyle ülkenin her köşesine dağıtılan misyonerlere, yoğun propagandaya, sermayeye, devlet imkanlarına, darbelere, muhtıralara rağmen o 15 milyonun sayısı birkaç milyona kadar düştü. Bu ülkede kendisini Mustafa Kemal'in askerleri olarak gören bir kitle var. Eyvallah. Arkalarında halen devlet var sermaye var, milli eğitimin gücü var, uluslararası destek var, hatta AK Parti ve AK Parti hükümetinin içinden bile destekçileri var. Yine de azlar, azalıyorlar. Bugün daha da azınlıktalar. Ülkenin tek sakini, tek sahibi gibi davranmaktan, köhne fikirlerini ve yaşam tarzlarını tüm topluma dayatmaktan, keyfi standartlar belirlemekten, arkalarındaki devlet ve sermaye gücüne aldanarak kendilerini dev aynasında görmekten, darbe hülyalarına dalmaktan, kibirden, herkese tepeden bakmaktan vazgeçmelerinin vakti geldi de geçti. İmparatorluk bakiyesi bir cumhuriyet olmanın renkliliğiyle ve çeşitliliğiyle. Hepimiz birbirimize tahammül edeceğiz. Mustafa Kemal'in askerleri de kendileri gibi olmayanlara tahammül edecek. Hakaret, tehdit, kışkırtma, darbe hayali kurmak ve kibir, tahammülsüzlük doğurur. Tahammülsüzlük de ülkeyi kavgaya, kaosa götürür. En başta şu. Bu ülkenin yegane sahibi biziz duygusunu bir kenara bırakalım. Bunu hepimiz yapalım ama en başta Mustafa Kemal'in askerleri yapsınlar. Bu ülke hepimizin ve ya tahammül edeceğiz ya da tahammül edeceğiz. Narin üzerinden hesap görmek. Narin yavrumuzun canice katline millet olarak hepimiz çok üzüldük. Bu acı hadiseyi dahi kendi kirli gayeleri için fırsata çevirmek isteyenleri de ibretle izliyoruz. Günlerdir narin cinayeti üzerinden ideolojik, siyasi, etnik, örgütsel, dini ve mezhebi hesaplar görmek isteyenler alçakça bir gayret içindeler. Masum günahsız bir yavrucağı öldüren canidir, alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Ama o masum yavrunun cansız bedeni üzerinden istismar faaliyeti yürüten de, hele hele bu cinayeti fırsata çevirip milletin dini değerlerine saldıran da, katilden çok daha fazla canidir, alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Nari'nin köyü neden susuyor? İstanbul'dan, Ankara'dan, Anadolu'ya bakıp uzaktan ahkam kesme eski bir elit hastalığıdır bizde. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyü ve orada yaşayanlar sanki her şeyi biliyormuş da susuyormuş gibi toptan itham ediliyor. Yok ağalıkmış, yok feodaliteymiş, korkuyorlarmış, başka cinayetler varmış da saklıyorlarmış, dinmiş, imanmış vesaire. Bu toptancılık hukukun masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği ilkesine olduğu kadar vicdana da aykırıdır. Hatta ithamlar köyü aşıyor. Diyarbakır'ı, Doğu, Güneydoğu Anadolu'yu, tüm Türkiye'yi, aile yapısını ve Müslümanlığı hedef alıyor. O köy sizin magazin malzemeniz olmak zorunda mı? Bütün köy içinden her gün rezalet ve kepazelik akan aile düşmanı programlarınıza reyting mezesi olmak zorunda mı? Hiç merak etmeyin. Bir şey bilen varsa ve eğer yargıya güveniyorsa gider orada konuşur. Köyün sizin kamera ve mikrofonlarınıza susması belki de ağır başlılığından, vakarından, acıyı kendi içinde yaşıyor olmasındandır. İçimizde kötüler, caniler, alçaklar var evet ama Anadolu irfanı hala dimdik ayakta. Anadolu'da aile bütün saldırılara rağmen hala sağlam. İçimizdeki kötülerden çok daha fazla iyimiz var. Konuşmuyorlar diye, rezil programlara çıkmıyorlar diye iyileri yok sanmayın. Bu ülke o iyi insanların varlığı, irfanı, duası ve gayretiyle ayakta dem yüzsüzlüğü. Nari'nin cesedi bulunduğu anda dem sokağa çıktı ve fırsatçılıkla hükümeti Hüdapar'ı Müslümanları hedef alan bir gösteri yaptı. Bu iki yüzlülüğü, bu fırsatçılığı en başta Kürtler iyi analiz etmedi. Daha bu yıl 22 Ocak'ta Rojin adlı 13 yaşında bir çocuk terörist dağda öldürüldü. Örgütten kaçtıkları için günlerce işkence ve tecavüze maruz kalan, infaz edilen ve nereye gömüldükleri bile belli olmayan 5 kadın Unutulmadı. Dağdaki tacizler, tecavüzler hiç konuşulmuyor. Öcalan'ın Şam'daki ofisinde PKK'lı kadınları nasıl özgürleştirdiği konusunda mağdurların bile ağzını bıçak açmıyor. Teröristler arasında ilişki serbest bırakılmadan önce birbirine aşık oldu diye infaz edilen kadın ve erkeklerin hikayesi anlatılmıyor. Her şeyiniz sahte. Göz yaşlarınız, duyarlılıklarınız dahi. Özgür özel ve özür. Bir sokak röportajında millete hakaret eden şahsı İzmir'de CHP protokolünde ağırlayan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ardından çıktı, o şahıs adına özür diledi. Ne alaka? Özgür Özel'den beklenen hakaret eden şahıs adına özür dilemesi değil, onu protokolde ağırladığı için kendi adına ve şartsız özür dilemesidir. Millete hakaret eden bir yarı cahili protokole getirip oturtan ve özele tuzak kuran derin CHP müsaade ederse tabii. Aydın Ünal Yeni Şafak